Evet, artık biz bir aileyiz gördüğünüz gibi. Gelen kalıyor, gelen kalıyor. Evet, hocam bir şey merak ediyorum. İstersen bunu hiç asla cevap vermeyebilirsin ama gerçekten merak ediyorum. Yabancı kız arkadaşın oluyor, doğru mu? Oldu, oluyor. Neyse, yani. Onlar, yani yabancı bir kız arkadaşı da gerçekten de büyük aşk şarkıları çıkabiliyor mu? Bizimkilerle çıktığı gibi bir aşk şarkısı, böyle bir yıpranma, bir acı çekme, bir keder. Bütün bunlar gerçekten oluyor mu ya? Yok ya, Serdar öyle feci bir adam ki yani illa aşk duyması gerekmiyor yani birine. Ben öyle düşünüyorum, sen nasıl düşünüyorsun? Peki zamanında mı yaşadın yani? Bütün o zamanda yaşadıklarından mı çıkıyor hala? Çevremizde her istediğimiz insanla birlikte olamıyoruz. Yani ben sosyal sigortalar ya da Bağkur ya da herhangi bir banka tahsilatına gidip de bankadan paramı çekemiyorum. Tanışma ihtimalin yok ya. Çok zor yani, üniversitelerin bir tanesine gidip de çok hoşlandığım bir kadına hani tam orta yerde kantinde ya da bir ders arasında hani gidip de seni çok sevdim, çok beğendim, hadi benimle gel bir yemek yiyelim diyemiyorum. Bunu yapamayınca yapabileceğim şeylere bakıyorum. Yani ben her zaman değiştirebileceğim şeylerle değiştiremeyeceğim şeyleri ayırt etmek için akıl, sabır ve yetenek istiyorum Allah'tan. Bu olmayınca yani yok mu binlerce belki kalbime hitap edecek çok güzel Türk kadınları var ama olmuyor. Nasip olmuyor yani, onlarla aynı yolda yürüyemiyorum. Peki abi, onlarla aynı yolda yürümek için mesela şey mi bekliyorsun? Bir gün gerçekten de sahneden inerim ve ben seyircinin yerinde olurum. Bir gün ben alkışlamaya başlarım birilerini, sahneyi ve artık öteki tarafa geçerim mi bekliyorsun? Şimdi Allah her şeyi vermiyor insana. Yani bana çok büyük şans vermiş, para vermiş, huzuru bir kenara bakıyorum. Hani şöhret vermiş, işte herkesin tanıdığı bir adam yapmış beni. Çok güzel şarkı yazmaya yetenek vermiş, hamuruma güzel bir hediye koymuş. Ama Allah demiş ki sana bunları veriyorum ama birkaç şeyi de geri alacağım. Ve bunları da geri aldı benden. Yani hepsini bir araya koyamadım. O yüzden de nasip olmadı. 40 yaşına geldim, evlenmedim. Abi bunları geri aldı dediğin şey çok büyük bir şey yani. Yani böyle ufak tefek bir şey değil yani geri aldı dediğin. Ay çocuk, şey. Evlilik. Çocuk yani senden bir tane lazım yani. Şöyle çekip, sen yaptın çekip. Da sıra bana geldi yani. Ya benim yakın, sen bana bakma. Ben yapabilirim yani. Aa, güzel. Abi bilmiyorum. Güzel. Var mı bir şeyler gerçekten? Yok, şu anda öyle bir şeyim yok ama hani bizim evliliğimizin birinci yılı Şubat ayında da olacak. Ondan sonrasında neden olmasın? Tabii ki olabilir yani. Evliliğin meyvesi çocuktur. Bir sene olursa içinde sen ne kazandın? Ne anlamda söylüyorsun? Evlilik anlamında ne kazandırdı sana? Valla içeride onu konuşuyorduk ya. Acayip bir kadın haline geldim. Bir tuhaf oldum ve bir sabırlı falan bir şey olmaya başladım. Ama sen önceden de mesela buraya gelirdin. Mesela herkes burada sahneye çıkmayı beklerken hazırlanırdı bir sürü şey. Ebru örgüyor verdi mesela. Sen hani cidden öyle de bir yapın var senin yani. Tamam, tuhaf bir kadın olduğumu kabul ediyorum aslında. Yani çok normal olmadığımı biliyorum ama. Estağfurullah. Normalsin bence, haddinden fazla da onun için bunu söylüyoruz yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki huzurluyum. Bir kere evlilik denen şey insana başka bir şey getiriyor ya. Dinginlik. Hayatınızda bir rolanti, bir yolunuzu bilme, ne yapacağınızı bilme getiriyor. O yüzden de daha kendimi rahat hissediyorum. Yani Serdar da evlilik işine girince bir dinginlik, bir rolanti. Bir şey diyeceğim ama senin günlük hayatın sahnedeki gibi değil. Ben seni ne zaman kuliste görsem, herhangi bir şekilde bir yerde karşılaşsam, Serdar ne haber diyorum. Ya nasıl gidiyor Serdar işte? Ne abi, otursana abi. Hani o yorgun herkes de yorgun zannediyor. Bana da otursana sen de otur abi, ayakta durma. Böyle bir gerçekten bir artık bir yorgun, acaba? Yorgunluk demeyeyim de yani ne var abi, bir şey var yani, bunun altında bir şey var yani. Yani ben olduğum gibiyim ama tabii özlem duyduğum şeyler var. Yani hakikaten evlenmek istiyorum artık. Annem 5 kere, 6 kere, 500 kere, 5000 kere oldu artık. Ortanca kardeşim evlendi. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. 3 erkek. Ortanca evlendi, çocuğu oldu. İsmini ben koydum. Dünya güzeli bir kızcağız oldu. Büyüyor. 2 yaşına geldi. Küçük kardeşim şimdi evlenmek üzere. Buldu ve çok da sevdi kızı. Bir ben kaldım. Yani Allah işte dediğim gibi her şeyi vermiyor. Yani onları veriyor, bir yerden de alıyor. Ben öyle düşünüyorum.
Ya da bende arıza var. Öyle yani.